Evet. Şu, ara, ara bir soru sorabilir miyim bu noktada? Bir de hukukçusunuz. Çok özür dilerim. Ama e, bundan sonra ne yapacak dediniz ya, belki size de yardımcı olur. E, Türkiye terörle bağlantılı oldukları suçlamasıyla İsviçre'nin iki kişinin iadesini istedi. İsveç Yüksek Mahkemesi bu kişilerin Türkiye'ye gönderilmesi önünde yasal engeller bulunduğuna hükmetti. İsmi açıklanmayan iki kişinin FETÖ'ye üye olduğu ve Baylok uygulaması kullandığı açıklandı. Mahkeme kanıtları yetersiz buldu. İade kararı için yapılan eylemlerin sadece Türkiye'de değil İsveç'te de suç teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Eğer bu iki isim Türkiye'ye iade edilirse riske girerler denildi. Bunlar hatta Cumhurbaşkanı uçaktayken oldu. Mesela, e, bu size bir şey söylüyor mu? Ben şöyle söyleyeyim size. Bir defa hükümetler ben hukukun üstünden konuşacak değilim. Yani hukuku göz ardı edecek değilim. Hı. Bir meselede karar verirlerse onu gerçekleştirirler. Gerisi bahane olur. Bu Amerika Birleşik Devletleri içinde böyledir, İsveç içinde böyledir, Danimarka içinde böyledir. Türkiye Cumhuriyeti içinde böyledir. Türkiye Cumhuriyeti'ni hani kınayanlar özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Papaz Brans'ın ve bazı isimler üzerinden üst perden konuşmasından sonra kardeşim öyle dedin ama böyle oldu. Esasında yargıya bir müdahale ama dünyada örnekleri olan bir müdahale. Rusya ile Amerika arasında da yaşanır. Olur. Ben şunu söylüyorum size. Farklı bir yerden şurada birkaç tespitimi söyleyerek götüreceğim. Hukuk işler. Der ki kardeşim benim hukukuma göre ben bu şahısları burada gidin veya sizi iade ediyorum diyemem. Sen kendi ülken açısından istenmeyen insan ilan eder. Sen kendi ülkenin dışına çıkar. Türkiye Cumhuriyeti Abdullah Öcalan öyle yakaladı. Dedi ki Suriye'ye. Sana dedi şu kadar süre veriyorum. Bu şahsı verdim verdim vermedin savaş sebebi sayarım. Çıkarmak zorunda kaldı. Döndü Yunanistan'a. Dedi verdin verdin vermedin gereğini yaparım. Gitti başka bir yere. Fizan'a da gitse öyle ya da böyle Türkiye Cumhuriyeti getirdi. Şimdi dolayısıyla Bizim söylediklerimize bakarak konuşmak istiyorum ben. Anlatabildim mi? Yani hı hı. İpek Hanım biz şöyle değerlendireceğiz. Hukuk onu diyor. İsveç bunu diyor. Benim Cumhurbaşkanım neydi ben ona bakarım. Benim Cumhurbaşkanım dedi ki Finlandiya'yı ayrık tutuyorum. İsveç'in Türkiye Cumhuriyeti'nin ali menfaatleri doğrultusunda attığı hiçbir somut adımı görmedik ve üstüne de birden fazla kez Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Benim için bitmiştir. Gerçi siyaseten Yunanistan'da da evelmişte Miço Takis bitmişti dedi. Başka yerde de bitmişti dedi. Daha sonra bunlardan geri adım olabilir. Böyle yüksek perden konuşmayabilirsin. İngiliz siyasette uygulayabilirsin. Ama ben şu anda şuna bakıyorum. Biz İsveç'ten, NATO'dan veya onun içinde bulunan Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden bu millet ve bu memleket için ne somut adımların atılmasını gördük ve menfaatler elde ediyoruz ki bu açıklanmalı. Biz yarın bir gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde NATO'nun genişlemesinde İsveç'e yol vereceğiz. Evet, Şunu söyleyip bitiriyorum bir Tabii, saniye. Buyurun. Şimdi biz dünya lideri değil miyiz? Mesele çok parçalı gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devleti bence haber yolladı. Dedik kardeşim görüşmek istiyor musunuz dedi. O zaman İsveç konusunu daha fazla uzatma. Uzatma. Bu bence Amerika Birleşik Devletleri'nin oyunu bu son Stoltenberg'in veya bir başkasının İsveç'in, Finlandiya'nın öyle birkaç ülkenin bu oyunu kurabilmesi Rusya'ya rağmen bu oyunun kurulabilmesi mümkün değil. Devam ediyorum. Dedi ki sen dedi buna bir evet de. Evet dedikten sonra bak evet dedikten sonra bizim evet dememiz veya olumlu sinyal atmamızdan sonra ismini anmayacağım bir terör örgütü eylem yaptı. Onun üstüne, üstüne birileri Kur'an-ı Kerim yaktı. Ben de diyorum ki işte mali açıdan sıkışmışsan paran yoksa her şeyi sana birileri gelir diktettir İpek Hanım. Bak bu önemli. Devam ediyorum burayı bitireceğim. Siyaseten bence şu sıkışmışlığı yaşıyoruz. İktisadi mesele beka meselesi oldu. Paran yoksa düdük çalamıyorsun. Dolayısıyla bu, bu dediğim hoş bir tanım değil. Asla memleketimin böyle tanımlanmasını istemem. Ama birileri ne derse o olmaya başlıyor. O birileri de şimdi burada kendisini Amerika Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri ve onun temsil eden Biden olarak gösteriyor. Bitiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bence en önemli meselelerden birisi bu İsveç meselesi çok önemli. Aynen 2 Mart tezkeresi gibi. Oraya dönüyoruz. O kendi içinde, cenahında görüşünüz o olur bu olur o tartışmaya dönmek istemiyorum. önemine işaret ediyorum. Burada benim gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi... İyi Parti, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar ne yapacak bu İsveç oylamasında onu göreceğiz. Eğer evet derlerse o takdirde hiç kimse daha çıkıp da ona buna laf atıp kandilci mandilci demesin kardeşim. Yani siz bugün somut adım attığını göremediğimiz ve taahhütlerini yazılı olarak alamadığımız bir memleketin NATO'ya üye olmasına izin veriyorsanız yani şöyle açıklanıyor. Efendim NATO güçleniyor. Bundan biz kar ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya gitmişse hangi kapıdan bugüne kadar kar elde edip çıkmış? Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun en büyük ordularından birisi. Bugüne kadar NATO'nun koruma Türkiye ve kollamasını yaptık. Orası. Dolayısıyla benim gördüğüm, kusura bakmasın İsmail kardeşim bugün de onu skype'tan ağırlıyoruz, zamanından çalıyorum. Ben şöyle söylüyorum size, eğer bu saydığım partiler terör örgütlerine İsveç'in yol vermesine, Bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmalarına ses çıkarmayacaklarsa, sessiz kalacaklarsa, seyirci kalacaklarsa buyursunlar İsveç'in NATO üyeliğine evet desinler. Ondan sonra da çıkıp sağda solda atıp tutmasınlar. Peki. Millilikten, yerlilikten bahsetmesinler.